Merhaba sevgili arkadaşlar matematik konu anlatımıza devam ediyoruz evet olasılık konusunun ikinci videosuna geldik sevgili arkadaşlar olasılık konusu gerçekten çok zevkli bir konu yine de bu konuyla ilgili fikirlerinizi gerçekten merak ediyorum yorumlara yazarsanız sevinirim hazırsanız olasılık konusunun ikinci videosuna başlıyoruz Evet sevgili arkadaşlar olasılıkta 10. soruda kalmıştık ikinci videomuzdayız hemen vakit kaybetmeden başlıyorum 6 evli çiftten meydana gelen bir topluluktan rastgele 2 kişi seçiliyor bu iki kişinin evli çift olma olasılığı kaçtır? He Şimdi olasılık hesaplarken ne yapıyorduk sevgili arkadaşlar? Hızlı bir şekilde tekrar edelim. Hocam valla olasılık hesaplarken tüm durumu aşağıda yazıyoruz. İstenilen olayı, istenilen durumu yukarıda yazıyorduk. Tüm durum nedir sevgili arkadaşlar? 6 evli çift var. 6 evli çift ne demek? 12 kişi demek. He, valla arkadaşlar bir evli çift bir karı koca demek. Yani bir evli çift iki kişiden oluşuyor. Altı evli çift on iki kişiden oluşuyor. Bu on iki kişi arasından iki kişiyi kaç farklı şekilde seçebiliriz? On ikinin ikilisi farklı şekilde seçebiliriz. Değil mi sevgili arkadaşlar? Bakın iki kişi rastgele seçilecekmiş. O zaman on iki kişi arasından on iki kişiyi kaç farklı şekilde seçebiliriz? On ikinin ikilisi. İşte alın size örnek uza. Yani tüm durumu bulduk. Peki istenilen durum ne? Seçilecek iki kişi evli çift olacak. E, arkadaşlar toplam 6 evli çift var bu 6 evli çiften bir tane e, evli çift seçeceğiz. Değil mi sevgili arkadaşlar? Yani seçilen bu iki kişinin evli çift olmasını istiyoruz. O zaman 6 evli çiften bir tane evli çifti kaç o şekilde seçebiliriz? 6'nın birlisi farklı şekilde seçebiliriz. He valla. Bu da istenilen durumdur. Yukarısı 6 aşağısı 12'nin e, ikilisi nedir arkadaşlar? 12 çarpı 11 bölü 2 çarpı 1 değil mi? He 12 2'ye iki böl 6 6 kere 11 66 ya da 6 çarpı 11 yazalım isterseniz. Bu altıların gittiğini gördüm çünkü. Cevabımız 1 bölü 11'dir. Yani cevabımız Bursa. Kümesine rastgele iki sayı seçeceğiz. Bu sayılardan ikisinin de tek sayı olma olasılığı kaçtır? Şimdi sevgili arkadaşlar bana sorabilirsiniz. Ya hocam neden kombinasyonla çözüyorsunuz? Arkadaşlar burada seçme olayı var. E valla. Bakın kombinasyonla çözülür. Yani permütasyon da evet onlarla da biraz çözülebilir ama çok uzun işlemler olur. Mesela bu soruyu nasıl çözeceğim? Olayı istenilen durumu aşağıda yaz, pardon tüm durumu örnek uzayın eleman sayısını aşağıda yazacağım. İstenilen durumu yukarıda yazacağım. Kaç elemanlı bir küme? Bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elemanlı bir küme var önümde. 7 elemanlı bir kümeden 2 elemanı kaç var şekilde seçebilirim? 7'nin ikilisi. Alın size tüm durum. İstenilen durum ne? Seçilen iki sayı da tek olacak arkadaşlar. İkisi de tek olacakmış. E kaç tane tek sayı var bu kümede? 1, 2, 3 tane tek sayı var. 3'tür. 5'tir, 7'dir tek sayılar. Bu 3 tane tek sayı yok mu kümede? 3 tane tek sayıdan 2 tanesini kaç farklı şekilde seçebilirim? 3'ün ikilisi farklı şekilde seçebilirim. Tüm durum yazdık. İstenilen durumu da yukarıda yazdık. Bu nedir? Olasılıktır. 3'ün ikilisi valla 3'tür. 7'nin ikilisi neydi? 7 çarpı 6 bölü 2 çarpı 1'den 6'yı 2'ye böldüm. 3, 7 kere 3, 21'dir. Bunları sadeleştirirsek 1 bölü 7 olur. Cevabımız Bursa. Tamam. Arkadaşlar fazla soru çözmeniz lazım. Bakın ben sizin için bir sürü soru eklemişim buraya. Bu soruları çözdükten sonra siz kendiniz de bizzat soru çözeceksiniz. Belli bir süre sonra oturacak. Tamam çok güzel. 5 pozitif 4 negatif sayı arasından rastgele 3 sayı seçilecekmiş. Bu sayılar çarpımının negatif olma olasılığı kaçtır? Şimdi öncelikle biz ne yapıyoruz? Burada olasılık hesaplıyoruz. Hevallah. Aha. Arkadaşlar bunu biraz daha uzatayım. Olasılık hesaplarken tüm durumu aşağıda yazıyorduk. İstenilen durumu yukarıda yazıyorduk. Burada bir seçme olayı var. Direkt kombinasyonla çözülebilir. Tüm durum ne? 5, ee, 4 daha toplam 9 tane sayı var. Bu 9 sayıdan 3 tanesini kaç tane şekilde seçebilirim? 9'un üçlüsü farklı şekilde seçebilirim. Tüm durumu hallettim mi? Hallettim. Şimdi istenilen duruma geldik. Beyi. Arkadaşlar istenilen durum ne? Bakalım. Yani 3 sayı seçeceğiz ama bu sayıların çarpımı, yani bu 3 sayının çarpımı negatif olacak. Arkadaşlar 3 sayının çarpımı nasıl negatif olabilir sizce? 3 sayının çarpımı nasıl negatif olabilir? Eksi çarpı, eksi çarpı, eksi, eksi olur. Veya, veya, e, eksi çarpı şöyle, artı çarpı, artı çarpı, eksi negatif olur. Yani üç sayının çarpımının negatif olabilmesi için ya üçünün eksi olması gerekiyor ya da ikisinin artı birinin eksi olması gerekiyor. Başka da ihtimal yok. Gerçekten x kere eksi artı. Artıya eksiyle çarpın. Eksi negatif oldu. Gerçekten artı kere artı. Artı artıya eksiyle çarpın. Eksi negatif oldu. Yani başka da durum yok. Ee, burada iki durum söz konusu. O zaman başlıyorum. Birinci durum sevgili arkadaşlar. Üç sayı seçeceğim. Üçü de negatif olacak. Yani bu 4 negatif arasından 3 tane negatif sayıyı kaç farklı şekilde seçebilirim? 4'ün üçlüsü farklı şekilde seçebilirim. 3 tane sayı seçtim mi? Seçtim. Görevim bitti mi? Bitti. Veya bakın başka bir duruma geçtim. Veya şöyle seçebilirim bu 3 sayıyı. 2 tane pozitif, 1 tane negatif. E şimdi 5 tane pozitif var. 5 tane pozitif arasından 2 tane pozitifi kaç farklı şekilde seçebilirim? 5'in ikilisi farklı şekilde seçebilirim. Görevim bitmedi. Çarpmaya devam. Çünkü sadece iki sayı seçtim şu an. Üç sayı seçmem için bir tane de negatif seçmem lazım. Dört negatif arasından bir tane negatifi kaç şekilde seçebilirim? Dördün birlisi farklı şekilde seçebilirim. Eyvallah. Cevabımız budur sevgili arkadaşlar. Yani dördün üçlüsü dört oluyor. Artı. Beşin ikilisi ondur. Onu dörtle çarpsak valla kırk olur. Aşağısı 9'un üçlüsü mü? Be 9'un üçlüsü 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. 8'i 2'ye böldüm. 4 oldu. 9'u 3'e böldüm. 3 oldu. 3 kere 4. 12 çarpı 7. E, 84 mu olur? Evet. Yukarısı 44. Aşağısı 84. 4'e böldüm. 11. Bunu 4'e böldüm. 21. Cevabımız 11 bölü 21 olacaktır. Cevabımız Edirne. 13. soruya geldik. 4 kız 5 erkek öğrenci yan yana bir sıraya oturacaklardır. Kız öğrencilerin bir arada olma olasılığı kaçtır? Beyi. Arkadaşlar bakın burada kombinasyon yok. Burada permütasyon var. Sıralama var. Öncelikle olasılık hesaplarken ne yapıyorduk? Hocam valla olasılık hesaplarken tüm durumu aşağıda yazacağım. İstenilen durumu yukarıda yazacağım. Tüm durum ne? 4 ile 5'in toplamı 9. Burada 9 tane insan var. 9 insan kaç farklı şekilde sıralanabilir? 9 faktöriyel. Alın size tüm durum. İstenilen durum ne peki? İstenilen durum da kız öğrenciler bir arada olacak. E şimdi arkadaşlar kız öğrenciler bir arada olacaksa kızları bağlayıp bu grubu bir saymayacak mıyız? Evet. Bir kişi burada, beş kişi burada, bir, beş daha, altı. Altı kişi yan yana altı faktöriyel şeklinde sıralanabilir çarpı. Görevim bitmedi. Kızları bağlamıştık. Bu dört kız da kendi aralarında dört faktöriyel. Anlaşıldı mı? İşte arkadaşlar olasılık budur. Yani permütasyon bilmek lazım. İlk önce ne yaptım? Dokuz kişi yan yana kaç şekilde sıralanabilir? Dokuz faktöriyel. Çart yok hiçbir şey yok bu örnek uzaydır İstenilen durum ne? Kızlar yan yana olacak. Kızları bağladım bir saydım. 1 5 daha 6 faktöriyel çarpı. Kızlar da kendi aralarında 4 faktöriyel. Hesaplıyorum 6 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel 24'tür bölü 9 faktöriyeli de 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel şeklinde yazabiliriz. Bunlar gitti mi? Evet. 24'ü 8 bölsem 3 üç olur. 3'e böl 1, 9'u 3'e böl 3, yukarısı 1, Aşağısı da 3 kere 7, 21 sonucuna ulaşıyoruz. Yani cevabımız Adana olacaktır. Evet 14. soruya geldik sevgili arkadaşlar. Bir torbadan 3 kırmızı 4 mavi bilye var. Bu torbadan rastgele seçilen 2 iki bilyenin ikisinin de farklı renkte olma olasılığı kaçtır? Şimdi hocam olasılık hesaplarken tüm durumu aşağıda yazıyoruz. Torbadan 3-4 daha 7 tane bilye var. Bu 7 bilyeden 2 tanesini kaçta şekilde seçebilirim? 7'nin ikilisi farklı şekilde seçebilirim. Eyvallah. Şu an ne yaptım? Seçme olayı var. Kombinasyonla çözüyorum. Kombinasyonda sıralama önemli değil. He valla. Şimdi arkadaşlar kombinasyonla çözmenin e, güzelliği şudur. Sıralamayı hiç göz önünde bulundurmuyorsun. Şimdi ikisi de farklı renkte olacak. Yani iki tane bilye seçe seçeceğiz ya. İkisi de farklı renkte olacak. O zaman arkadaşlar bir tane kırmızı seçeceksiniz. Bir tane de mavi seçeceksiniz iki toptan. İki tane top se seçeceksiniz. Bir tane kırmızı bir tane mavi olacak ki farklı renk olsun. 3 kırmızıdan bir tanesini kasa şekilde seçebilirim. 3'ün birlisi görevim bitmedi. Şu an sadece bir tane top bilye çektim. Bir tane daha çekeceğim ki iki bilye çekebileyim. 4 maviden de bir tane maviyi kasa şekilde seçebilirim. 4'ün birlisi. Bu tüm durumdur. Bu da istenilen durumdur. Yukarısı bu 3'tür bu 4'tür. 3 kere 4 valla 12. Aşağısı da 7'nin ikilisi nedir? 7 çarpı 6 bölü 2 çarpı 1'den. 6'yı 2'ye böldüm. 3. 7 kere 3 21 mi oldu? Evet 7'nin ikilisi 21'dir. İkisi de 3'e bölünüyor. 3'e bölsem 4. Bunu 3'e bölsem 7. Cevap 4 bölü 7 olacaktır arkadaşlar. 2 basamaklı doğal sayılardan rastgele bir tanesi seçiliyor. Buna göre bu sayının 4 ile bölünebilme olasılığı kaçtır? Arkadaşlar 2 basamaklı. Şimdi ben ne yapıyorum burada? Vallahi hocam biz burada olasılık hesabını yapıyoruz. He valla. Tüm durumu aşağıda yazacağım. İstenilen durumu yukarıda yazacağım. 2 basamaklı kaç tane doğal sayı var? Vallahi 2 basamaklı 10, 11, 12... 13. Bu şekilde yazacağız. Ta nereye kadar? 99'a kadar. 2 basamaklı 90 tane sayı var arkadaşlar. Terim sayısını bulalım mı? 99'dan 10 çıkarın. 89. 1 ekle 90. O zaman tüm durum 90'dır. Arkadaşlar daha önce defalarca bahsettik. 2 basamaklı 90 tane sayı var. İsterseniz tek tek yazın sayın. Hevallah. Tüm durum 90'dır. İstenilen durum ne? Seçeceğim bu sayının bir tane sayı seçeceğim. 4 ile bölünebilme olasılığı. E bu iki basamaklı sayılardan kaç tanesi 4'e bölünür? Ee, evet. Şimdi 4'e bölünenleri yazalım sevgili arkadaşlar. 12 4 ekle 16 4 ekle 20. 4 ekle 24. Bu şekilde devam eder. En son 96 4'e bölünür sevgili arkadaşlar. Burada kaç tane sayı var? Terim sayısından bulacağız değil mi sevgili arkadaşlar? Ya da şunu düşünebilirsiniz. Dersiniz ki eğer 4 ve 8 de olsaydı değil mi? 4'e 4 ekle 8, 8'e 4 ekle 12. Bunlar da olsaydı 96'yı 4'e bölün 24. 24 tane terim var burada. Bu ikisini biz ekledik. İkisini çıkartıyorum. Demek ki 22 tane terim var. Hocam anlamadım. O zaman B planı. Eyvallah. Burada kaç tane terim var? Valla terim sayısı. Terim sayısı nedir? Son terim 96. Eksi ilk terim valla 12. Bölü artış miktarı valla 4. Bir de artı 1 e ekleyeceğiz. 96'dan 12 çıkartsak e, 84. 84'ü 4'e böl. 21. 1 e ekle. 22 tane terim var. Yani 22 tane 4'le bölünebilen iki basamaklı doğal sayı var. Tüm durumu aşağıda yazdım. İstenilen durumu yukarıda yazdım. Bunu hesaplıyorum. 2'ye böldüm 11. 2'ye böldüm 45. Cevabımız Edirne olacaktır. Evet. 3 erkek 4 kız arasında rastgele, e, rastgele 3 kişi seçeceğiz. En az birinin kız olma olasılığı kaçtır? Hocam efendim en az biri kız diyorsa tüm durum eksi e, istenmeyen durum. Ui, sen sana şirinsin he valla. Arkadaşlar bakın tüm olasılık birdir. Tüm olasılık nedir? Yüzde yüzdür değil mi arkadaşlar? Tüm olasılık nedir? Kesin olasılık yüzde yüzdür. Yani oluşabilecek bütün olasılıklardan hiç kızların olmama olasılığını çıkartırsak en az bir kızın olma olasılığını buluruz. O zaman birden neyi çıkartacağım? Hepsinin de erkek olma olasılığını çıkartacağım. 3 kişiyi seçeceğiz ya. Ilk önce tüm durumu yazalım. 3, 4 daha 7 kişi arasından 3 kişiyi kaç şekilde seçebiliriz? 7'nin üçlüsü farklı şekilde seçebiliriz. Eyvallah. Peki bu seçeceğim 3 üç kişinin 3'ünün de erkek olma olayı nedir? Vallahi o zaman hiç kısa seçmeyeceğiz. Hiç kız seçmeyelim. Hepsini de bu saplardan seçelim. O zaman 3 üç erkekten 3'ünü kaç farklı şekilde seçebilirim? 3'ün üçlüsü farklı şekilde seçebilirim. Bu nedir? Tüm olasılık tüm olasılıktan yani yüzde yüzden arkadaşlar tüm olasılıktan üçünün de seçeceğim üç kişinin de erkek olma olasılığını çıkartırsam o zaman geriye kalan olasılıklar en az bir kız olma olasılığıdır. Eyvallah. Ne oluyor? 1 eksi burası 1'dir. 7'nin üçlüsü 35'ti. Hesaplarsak 34 bölü 35 çıkıyor. Evet. Bunu farklı bir yolda da yapabiliriz arkadaşlar. Nasıl? Şu yoldan değil de en az bir kız diyorsa üç kişi seçeceğiz. O zaman bir kız ee... İki erkek seçebiliriz veya iki kız bir erkek seçebiliriz veya üç kız e, seçebiliriz. Sıfır erkek. Bunu da size ödev veriyorum sevgili arkadaşlar. Tek tek yapacaksınız. Uzun yoldur. Bu daha kısadır. Bu daha hoştur. He Dört evli çift arasında seçilen üç kişiden ikisinin evli çift olma olasılığı kaçtır? Şimdi burada bir olasılık hesabı yapacağız değil mi? Evet olasılık eşittir. Tüm durumu valla aşağıda yazacağım. İstenilen durumu yukarıda yazacağım. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın. Tüm durum nedir? Valla 4 tane evli çift var. 4 kere 2 burada 8 kişi var yani. Değil mi? 4 tane karı koca 8 kişi eder. Bu 8 kişi arasından da 3 kişiyi kaç farklı şekilde seçebilirim? 8'in üçlüsü farklı şekilde seçebilirim. Örnek uzayı belirlemiş miyim? He valla. Örnek uzayı belirledim. Güzel. Şimdi ne yapacağım? Ee, i̇stenilen durum nedir? Bakalım. Diyor ki Seçilen 3 kişiden ikisi evli çift olacak ve Şimdi arkadaşlar bakın ikisi evli çift olacak tamam mı? 1 2 3 kişiyi seçeceğiz. 3 kişiyi seçeceğiz ama 2 tanesi evli çift olacak. Bakın kombinasyonla çözmenin güzelliği şurada sevgili arkadaşlar. Sıralama mı sıralama bizim umurumuzda değil. Çünkü kombinasyonla çözüyoruz. Kombinasyon seçmedir. Sıralama söz konusu değildir. 2 tanesi evli çift olacak. Örneğin şu ikisi arkadaşlar. Bunlar evli çift. Evli çift, yani karı koca olacak burada. Burada, burası bekar e, yani yalnız olacak, yalnız kişi, eşiyle gelmeyen kişi. Güzel. burayı bir daha toparlayalım sevgili arkadaşlar, kafamız karışmasın. 3 kişiyi seçeceğiz, eyvallah. Bu seçeceğim üç kişiden ikisinin evli çift olma olasılığı. E yani bu ikisi, yani seçe, üç kişi seçeceğiz ya, ikisi evli çift olacak. Biri de yalnız gelecek. Yani burası karı koca ya da koca karı yani beraber karı koca gelecekler arkadaşlar buraya. Burada da yalnız biri gelecek. Eşiyle gelmeyecek. Şimdi düşünüyorum. Bir kere dört evli çiftten bir tane evli çift seçeceğiz değil mi arkadaşlar? Eyvallah buraya erkek kadın yazalım mesela. Ayşe ile Ömer mesela arkadaşlar. Ömerle Ayşe. Yani dört evli çiftten birini seçeceğiz. Dördün birlisi. Şu an iki kişiyi seçtim ama ha. Bakın dört evli çift var ya. Dört evli çiftten bir evli çifti kaç seçebilirim? Fark şekilde seçebilirim? Dördün birlisi farklı şekilde seçebilirim. Dördün birlisi dediğim zaman bu dört evli çiftten bir çift aldım. Bir çift ne demek? İki kişiyi seçtim. Bir kişi daha seçmem lazım. Bu bir kişiyi kimlerden seçeceğim? Geriye kalanlar. Burada 4 kere 2 8 kişi vardı normalde. Değil mi arkadaşlar? Bakın 8 kişi vardı. Bu 8 kişiden bir evli çifti seçtik. Yani 2 kişiyi seçtik. Geriye kaç kişi kaldı? 6 kişi kaldı. Geriye kalan 6 kişi arasından da 1 kişiyi seçeceğiz. 6'nın birlisi farklı şekilde seçebiliriz. Eyvallah. Cevap budur sevgili arkadaşlar 4 kere 6. Bakın bu 4'tür bu 6'dır zaten. 4 kere 6 24. 8'in üçlüsü valla 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. Bu bunu götürdü. 8 kere 7 56'dır. İkisi de 8'e bölünüyor. 24'ü 8'e böldüm. 3. 56'yı 8'e böldüm. 7. Cevap 3 bölü 7. Gerçekten tam sınav tarzı bir soru sevgili arkadaşlar. 3 kişinin alınacağı bir işe aralarında Ali'nin de bulunduğu 10 kişi başvuru yapmıştır. Ali'nin işine işe alınma olasılığı kaçtır? Tamam. Şimdi sevgili arkadaşlar. 3 kişi alınacak değil mi? O zaman ben burada e, olasılık hesaplıyorum kendime. Vallahi hocam olasılık tüm durumu aşağıda yazacağım. İstenilen durumu vallahi yukarıda yazacağım. Harikasın sen. Tabi burada 3 kişi işe alınacak sevgili arkadaşlar. 1, 2, 3 kişi işe alınacak. 10 kişi başvurmuş Ali ile beraber 10 kişi var burada. 10 kişi arasından 3 kişiyi kaç farklı şekilde seçebiliriz? Onun üçlüsü farklı şekilde seçebiliriz. Bu tüm durumdur. İstenilen durum ne? Ali'nin işe alınma olasılığı nedir? He Ali torpillidir. Yani Ali zaten alınmış işe sevgili arkadaşlar. O zaman 10 kişiden Ali'yi çıkarın. Geriye 9 kişi kaldı. Bu 9 kişiden Ali'nin yanına kaç kişiyi işe alacağız? 2 kişiyi daha alacağız. 9 kişiden 2 kişiyi kaç farklı şekilde seçebiliriz? 9'un ikilisi farklı şekilde seçebiliriz. Anlaşıldı mı sevgili arkadaşlar? 10 kişi var. 3 kişi işe alınacak. Onun üçlüsü farklı şekilde seçebiliriz. Bu tüm durumdur. Tüm durumdur. İstenilen durum ne? Ali'nin işe alınma olasılığı. 3 kişiyi seçecektik. Ali'yi çıkarttık. 9 kişi kaldı. Ali zaten işe alınmış. Şimdi bu geriye kalan 9 kişi arasında 2 kişiyi kaç farklı şekilde seçebiliyorsak Ali de o kadar seçilebilir demek ki. O kadar farklı durumda seçilebilir. İstenilen olay ne? 9'un ikilisidir. Bunu hesaplayacağız kendimize. 9'un ikilisi hocam valla 9 çarpı 8 bölü 2 çarpı 1'dir hocam. 10'un üçlüsü hocam valla 10 çarpı 9 çarpı 8 bölü 3 e, çarpı 2 çarpı 1'dir. 8'i 2'ye böldüm 4. 9 kere 4 36 oldu burası. 36. Ya da 9 çarpı 4 yazın arkadaşlar sadeleştireceksiniz ya. Yani çarpmanıza gerek yok. En son çarpmalarınızı yapın. Mesela 8'i 2'ye böldüm 4. 9'u 3'e böldüm 3. Aşağısı 10 çarpı 3 çarpı 4 oldu. Neden çarpmadım? Bakın bunlar gidiyor. He valla. 9'u 3'e böldüm valla 3. Cevap 3 valla 10. Valla hele hoştur. Hele hoştur. Arkadaşlar bakın sınavda Bazen böyle geliyor. He Yani sizin gireceğiniz sınavda DGS, KPSS, ALES, TYT, de bazen öyle basit bir soru geliyor ki diyorsunuz ki yani arkadaşlar bakın gireceğiniz sınavda hangi sınava girerseniz girin soruların %15'i çok kolaydır. Haberiniz olsun. Bunu unutmayın. %10'u kesinlikle çok kolaydır. Bunlar hangi konularla alakalı oluyor o belli olmuyor. Her sene değişiyor. Bazen olasılık oluyor bakıyorsunuz çok basit bir soru sormuşlar. Eyvallah. 4 sarı, 3 kırmızı, 5 mavi bilye arasından rastgele seçilen 3 kalemin farklı renkte olma olasılığı kaçtır? Peki burada bilye demişiz, burada kalem demişiz arkadaşlar. Burayı silin, kalem yapın lütfen. Evet. Soruyu yazarken arkadaşlar kafa gidip gelmiş demek ki. Güzel. 4 sarı, 3 kırmızı, 5 mavi kalem arasından rastgele 3 tane kalem seçeceğiz. Hocam olasılık soruyor. Burada toplam 4, 3 daha 7, 5 daha 12. Toplam 12 tane kalem var. Bu 12 kalemden 3 tanesini kaç farklı şekilde seçebilirim? 12'nin üçlüsü farklı şekilde seçebilirim. Bu tüm durumdur. İstenilen durum ne? He. İstenilen duruma bakıyorum. 3 kalemin de farklı renkte olma olasılığı. Zaten 3 tane kalem seçeceğim. Farklı olması için bir tane sarı seçeceğim. Bir tane kırmızı seçeceğim bir tane de mavi seçeceğim. O zaman 4 sarı arasından bir sarıyı kaç parça şekilde seçebilirim? 4'ün birli sipariş şekilde seçebilirim. 3 kırmızı arasından bir kırmızıyı kaç parça şekilde seçebilirim? 3'ün birli sipariş şekilde seçebilirim. 5 mavi arasından bir mavi kaç parça şekilde seçebilirim? 5'in birisi sipariş şekilde seçebilirim. Böylelikle 3 tane kalem seçtim. üçü de birbirinden farklıdır. Buraya uydu. Bunlar zaten 4, 3, 5'tir. 4 çarpı 3 çarpı 5 yapalım. Bence çarpmayalım. 4 çarpı 3 çarpı 5 yapalım. Eyvallah. Bakın 12'nin üçlüsü 12 çarpı 11 çarpı 10 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. Öyle değil mi? Evet. Şimdi sadeleştirmelerimizi yapalım. 12'yi 3'e böldüm. Vala 4. Onu 2'ye böldüm. Vala 5. E bakıyorum ki bakın şu alt kısımda zaten bir şey kalmadı. Bu 4 ile bu 4 valayı gitti. Bu 5 ile bu 5 valayı gitti. Geriye 3 bölü 11 kaldı. O zaman cevabımız 3 bölü 11 olacaktır. Çekile verilen 11 noktadan rastgele seçilen 4 noktadan sadece birinin çember üzerinde olma olasılığı kaçtır? Bakın sadece biri çember üzerinde olacak. Güzel. Hocam efendim burada olasılık hesaplıyoruz. Olasılık valla tüm durumu aşağıda yazıyoruz. İstenilen durumu yukarıda yazacağız. Tüm durum ne? Burada toplam 11 tane nokta varmış arkadaşlar. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bu 11 noktadan kaç noktayı seçecekmişiz? 11'in dörtlüsü farklı şekilde seçecekmişiz. Tüm durumu yazdım. İstenilen durum ne? Diyor ki bu 4 noktadan sadece biri çember üzerinde olacak. Hmm, demek ki 3'ü çember üzerinde olmayacak. Yani bu 4 noktadan biri çember üzerinde olacak. Demek ki geriye kalan 3 tanesi de çember üzerinde olmayacak. Yani çember üzerindekilerden bir tanesini seçeceğiz. Geriye kalanlardan da 3 tanesini seçeceğiz. Bir tanesi çember üzerinde olacak diyor ya arkadaşlar. Sadece bir tanesi çember üzerinde olacak. Çember üzerinde olan 1, 2, 3, 4. Bu 4 tanesinden bir tanesini seçeceğiz. Şu an çember üzerinde bir tanesini seçtik. Kaç farklı şekilde seçebiliriz? 4'ün birisi farklı şekilde seçebiliriz. Görevin bitmedi çarpmaya devam. 3 tanesini de çember üzerinde olmayanlardan seçeceğiz. Çember üzerinde olmayan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya da 11 tanesinden 4 tanesi çember üzerinde ise 11'den 4 çıkarın geriye 7 tanesi kaldı. 7 tane çember üzerinde değil. Bu 7 tane noktadan da 3 tanesini seçeceğiz. Böylelikle bunu da seçtik. Toplam 4 nokta seçtik. Bir tanesi çember üzerinde olacak diyor. 4 tane çember üzerinde var. 4'ün birisi kadar çember üzerinde seçebiliriz. 7 tanesi de çember üzerinde değil. Onlardan da 3 tane seçeceğiz ki 1, 3 daha 4 tane seçelim. 7'nin üçlüsü bir üç daha toplam 4 tane seçtik. Eyvallah. Tüm durum budur. istenilen durum budur. Bize bu olasılığı verecek. Burası zaten 4. Eyvallah. 7'nin üçlüsü 35'tir. Bunu hesaplaya hesaplaya olduk sevgili arkadaşlar. 11'in dörtlüsü. 11 çarpı 10 çarpı 9 çarpı 8 bölü. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Bakıyorum. Giden bir şey var mı? 4 kere 2 bu 8 gitsin. bir zaten mahvolmuş. 9'u 3'e böl. Valla 3. 11 çarpı 10 çarpı 3 oldu. 11 çarpı 10 çarpı 3 oldu. Evet. Işıklara bakıyorum sanki gelmeyecek gibi. Gelmezse perişan olduk. Evet. Şimdi devam edelim. Devam ki. Bakın. E, ee, bu da bu da 5'e bölünüyor. Bunu 5'e bölsek vala 7. Bunu 5'e bölsek vala 2. 4'ü 2'ye bölsek vala 2. Vala geldi. He valla. Arkadaşlar 2 7 14. 11 çarpı 3 33. Vala bulmuşum. He valla cevap Ceyhan. Ne güzeldir. Evet, A veya B olayının olma olasılığı. Sevgili arkadaşlar bakın. Şimdi olasılıkla ilgili o kadar çok fazla başlık var ki öğrenci konuyu dinlediği zaman diyor ki yani sanki böyle enkazdan çıkıyor gibi konuyu bitirdiğinde. Ben öyle yapmıyorum. Diyorum ki sevgili arkadaşlar evet olasılıkta birçok başlık var. Bağımlı olaylar, A veya B olayının olma olasılığı, bağımlı olaylar, bağımsız olaylar, şartlı olaylar, ever olaylar, zıvır olaylar. Bunların hepsi de ben direkt arkadaşlar başlık yazmışım ama bunları hiç takılmıyorum. Sadece burada bakın bu başlıkta bilmeniz gereken bir şey var. Diğer başlıklarda bilmeniz gereken hiçbir şey yok. Soru üzerinde anlattığımda diyeceksiniz ki bu başlığa gerek yok ki zaten olasılık çözüyoruz kendimize. Eyvallah. Ya permütasyonu kullanacağız ya kombinasyonu ya da akıl yürütesi çözeceğiz. Yani bu başlıklara çok takılmayın ha. Eyvallah. Arkadaşlar A veya B olayının olma olasılığı. Burada bir formülümüz var. Bu formülü bilmeden de soruyu çözüyoruz. Eyvallah. So, formülü bilmesek de soruyu size çözüreceğim. O yüzden diyorum başlıkların bir önemi yok. Çünkü öğrenci bu başlıkları çok kafaya takıyor. Mesela geçen sen de bu konuyu anlattım bir, bir iki sene önce. Öğrenci diyor ki hocam bu başlıkları keşke daha detaylı bilmem ne. İyi de gerek yok ya abicim. Yani sana kısa yolları gösteriyorum. Bu ezber gitme. Eyvallah. Şimdi A veya B olayının olma olasılığı sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar P Olasılık demek. Probability miydi? Neydi? İngilizceden geliyor sevgili arkadaşlar. Probability galiba. Probably diyoruz ya. İngilizce ben biliyorum. He, valla. I will go to America tomorrow. He Şimdi sevgili arkadaşlar probability olasılık demek. Tam tam diyor muyum bilmiyorum. Probability miydi bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Onun P'si geliyor. P demiş arkadaşlar? Olasılık demiş, demek. Şimdi A ve B iki tane küme olsun. Burası biraz teorik olacak. Soru üzerinde göstereceğim. A ile B'nin kesişimleri boş kümeden farklı ise yani kesişimleri varsa sevgili arkadaşlar kesişimleri varsa o zaman eğer arada veya bağlacı varsa sevgili arkadaşlar A veya B olayının olma olasılığı A birleşim B. Şimdi şöyle bir formül vardı hatırladınız mı kümelerde arkadaşlar S A birleşim B muhtemelen hatırlayacaksınız. S A artı S B eksi S A kesişim B. Bunu hatırladınız değil mi sevgili arkadaşlar? Kümelerde görmüştük ya Hatırlamıyorsun, nasıl hatırlamıyorsun abi? Kümelerde ben kendimi perişan ettim. Bu çok önemli bir formül. Burada da aynı şey söz konusu. A birleşim benin olasılığı eşittir A'nın olasılığı artı benin olasılığı A kesişim benin olasılığını çıkartıyoruz. Bu formülü alın, duvarınızı yapıştırın, belki bir yerde kullanırsınız. Ben sorularda kullanmıyorum ama yine de soru üzerinde size göstereceğim. Arkadaşlar bunlar eğer boş küme ise A ve B'nin kesişimleri yoksa direkt A veya B kümelerinin olma olasılığı A'nın olma olasılığı artı B'nin olma olasılığı. Zaten boş küme yani burası sıfır olduğu için boş küme ise sıfır olduğu için onu çıkartmamıza gerek kalmıyor. A birleşim B demek A veya B demek anlamına geliyor. Şimdi bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Soru üzerinde göstereceğim. Bakın şu örneğimizi çözelim. Bir zar düz bir zemine havaya atılıyor. Üst yüzeye gelen sayının 3'ten büyük sayı veya atar sayı olma olasılığı kaçtır? Öncelikle formülle çözelim sevgili arkadaşlar. Bir zarı havaya attığımızda zarın üzerinde 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var, 6 var. Başka da bir şey yok sevgili arkadaşlar. Değil mi? Bakın diyor ki 3'ten büyük olacak veya asar sayı olacak. Şimdi 3'ten büyük 3'ten büyük olacak Buna A diyelim arkadaşlar. 3'ten büyük olma olasılığına A diye şey olayına A diyelim. 3'ten büyük sayılar 4'tür, 5'tir, 6'dır değil mi? 4'tür, 5'tir, 6'dır. Teorik olarak göstereceğim. Sonra kısa yolunu göstereceğim. Diyeceksiniz hocam buna hiç gerek yokmuş. Eyvallah. Bir de sevgili arkadaşlar asal sayı demiş. Asal sayı. Buna da B diyelim. Zarın üzerindeki asal sayılar bana söyler misiniz? 2'dir, 3'tür, 5'tir değil mi sevgili arkadaşlar? 2'dir, 3'tür, 5'tir. Arkadaşlar A kesişim B'yi bana bulur musunuz? Valla hocam A kesişim B sadece 5'ler ortak. Eyvallah. 5'tir. Başka da yok. O zaman P A birleşim B dediğim zaman ne düşünürsünüz? Hocam bu A veya B olayının olma olasılığıdır. Yani P A birleşim B demek e, zarı attık 3'ten büyük veya asal sayı olma olasılığından bahsediyoruz. O zaman diyeceğiz ki P A artı P B eksi P A kesişim B. Güzel. Şimdi bunlar ne anlama geliyor? P A, yani A olayının olma olasılığı. Arkadaşlar biz zarı attık. 3'ten büyük olma olasılığı nedir? Tüm durum 6'dır. Bir tane zar atmışız. 3'ten büyük olma olasılığı 3 durum var. Buraya 3 yazıyoruz. Artı. B olayının olma olasılığı. P ne demek? Olasılık demek. Probability. E, dolayısıyla B olayının olma olasılığı yani asal sayı olma olasılığı nedir? Yine tüm durum 6'dır. İstenilen durum asal sayı 3'tür. 3 tane asal sayı var. Eksi. A kesişim B. Yani bunun olma olasılığı nedir? Tüm durum 6'dır biz ara attığımızda. 5 gelme olasılığı. Bakın A kesişim B. 5 gelme olasılığı 1'dir. Bir tane 5 var. Eyvallah. Bunu hesaplayın arkadaşlar. 3 3 daha 6. 6'dan 1 çıkar 5. Cevabımız 5 bölü 6 oldu. Bu şekilde bulduk. Yani şuradaki formülü kullandık sevgili arkadaşlar. Ben de diyorum ki sevgili arkadaşlar bu formüle hiç gerek yok. Eyvallah. Yani bu formülü evet bir yere yazın duvarınızı yapıştırın ama ben soruları böyle çözmüyorum. Ben direkt ne yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın direkt size kestirme çözümü vereyim. A birleşim B'yi bana bulur musunuz? Vallahi hocam A birleşim B yani bu iki kümeyi birleştireceğim. 2, 3, 4, 5, 6 değil mi arkadaşlar? 2, 3, 4, 5, 6. E bir elemanı birden fazla yazamıyoruz. A birleşim beyi buldunuz. E arkadaşlar cevabımız nedir? Tüm durum 6'dır. Zarı bir defa altımızda 6 altı durum var. A birleşim B'nin eleman sayısı 1, 2, 3, 4, 5'tir. Cevap 5 bölü 6. Eyvallah. Başka da hiçbir şey yok. Veya diyorsa birleştirin bitsin gitsin. Mesela burada yapalım. 4'ten küçük veya 3 ile tam bölünebilsin. Şimdi arkadaşlar. E hemen buna A diyelim. Şuraya da B kümesi diyelim. Tamam ben tek tek yazıyorum. 4'ten küçükleri söyler misiniz? 1, 2, 3. Eyvallah bakın 1, 2, 3. 3'e tam bölünenler 3 ve 6'dır değil mi? 3 ve 6'dır. Burada V'ye bağlacı mı var? Evet bu ikisini birleştirin. A birleşim B nedir? A birleşim 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 6'dır. 1, 2, 3, 6'dır. O zaman cevabımız nedir? Bir zara attığımızda 6 durum oluşur. A birleşim B de 4'tür. Cevap 4 bölü 6. Hesaplayın. 2 bölü 3. Hiç bu formülü ben kullanmıyorum. Mesela gelin. 26 kişilik bir sınıfta 10 kişi gözlüklü, 16 kişi gözlüksüzdür. Hem gözlüklü hem de gözlüksüz öğrencilerin yarısı ela gözlüdür. Buna göre bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin gözlüklü veya ela gözlü olma olasılığı kaçtır? Şimdi sevgili arkadaşlar bakın ben size demiştim. Bir soruda eğer çok fazla çeşitlilik varsa orada tablo yapmanız gerekiyor. Yazıyorum. Sınıfta neler var? Gözlüklü olanlar var, gözlüklü. Gözlüksüz olanlar var. Bir de ela gözlü olanlar var. Ela gözlü olanlar var. Ela gözlü olmayanlar kimlerdir? Diğerleri arkadaşlar. Diğer gözler. Tamam diğer renkler. Güzel. Şöyle kendimize bir tablo oluşturalım. Aa aha. Aa aha. Aa aha, aha. Tablomuzu oluşturalım. Tabloyu oluşturayım ki arkadaşlar burası konu anlatımdır şu an. Güzel güzel anlatayım ki tamamen otursun. Güzel. Şimdi tablomuzu dolduralım ilk önce. Arkadaşlar toplam 26 kişi var. Eyvallah. 10 kişi gözlüklüymüş. 16 kişi de gözlüksüzmüş. Hem gözlüklülerin hem de gözlüksüzlerin yarısı ela gözlüdür. Yani bu 10 kişiden 5 kişi demek ki eladır. 5 kişi de diğer gözlere sahiptir. 16 kişi gözlüksüz ya bunların yarısı yani 8 kişi ela gözlüdür. 8 kişi de yeşil kahverengi turuncu gözlüktür. Tamam mı? çok güzel. Şimdi artık ben e, diyor ki arkadaşlar bakın veya bağlacının önemi. Şimdi ben formüle çözmeyeceğim. P, A, birleşim, B falan gerek yok. O yüzden diyorum başlıklara gerek yok sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Bakın. Veya demiş ya ne veya? Gözlüklü olacak. Bakın şunu rengini değiştirelim. Gözlüklü veya ela gözlü. Gözlüklü. Gözlüklü olanlar bunlardır. Gözlüklü olanlar bunlardır. Ela gözlü olanlar da bunlardır. Bakın gözlüklü. Şunları sileyim kafanız karışmasın. Gözlüklü veya ela gözlü. Bunları birleştiriyorsunuz yani topluyorsunuz. Gözlüklü olanlar, ela gözlü olanlar gözlüklü olanlar. Ela gözlü olanlar. Tamam mı? Çok güzel. Toplayın sevgili arkadaşlar. Yani şu mıntıkayı toplayın. 5, 10, 18. İstenilen olay 18'dir. Tüm durum da 26'dır. Arkadaşlar bir kişiyi seçtiğimizde 26 farklı durum oluşur. 26 farklı şekilde seçim yapabiliriz bir kişiyi. İstenilen durum da bakın gözlüklü veya dediği için birleştirdim onları. 18 kişi var. Gözlüklü veya ela gözlü. Hesaplayın. 2'ye bol 9. 2'ye böl. 13. Böyle bir çeşitlik var mı? Var. Çok güzel. Devam ki bir sepette 9 kırmızı sepette 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 ne demek lan? Bir sepette 9 kırmızı elmanın 3'ü çürü, çürük. 8 sarı elmanın 5'i çürüktür. Sepetten bir e, elma alınıyor. Alınan elmanın çürük veya sarı renkte olma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar fazla dediğim gibi yani çok fazla çeşitlik varsa tablo çizin. Yani elma var, bilmem ne, çürük var, çürük olmayanlar var. O zaman kendimize yazalım. Bir de kırmızı, sarı varmış. He. tek tek yazalım. Kırmızı, sarı, çürük, çürük, çürük. Buraya da sağlam yazalım. Güzel. Şimdi, 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 şimdi. Tablomuzu güzelce oluşturalım. Aha. Arkadaşlar işte bu tablolar hayat kurtarıyor. Öyle değil mi? Bakın formülden kurtulduk. Formülü kullansak bir sürü öv zıvır falan gerek yok. Şimdi bu ne biçim şeydi? Neyse bunu boşarın. Toplam arkadaşlar bakın 9 tane kırmızı elma var. 3'ü çürükmüş. Demek ki 6 tanesi de sağlamdır. 9 tane kırmızı elmadan 3'ü çürükse geriye kaldı 9'dan 3 çıkar 6 tane de sağlam. 3 6 daha 9. 8 tane sarı elma vardır. Bu 8 tane sarı, sarı elmadan 5'i çürükmüş. E 5'i çürükse 8'den 5 çıkarın demek ki 3'ü de sağlamdır. Değil mi? 5, 3 daha 8. Burayı anladık. Güzel. Toplam elma sayısı kaçtır arkadaşlar? 9, 8 daha 17. Toplam 17 tane elma var. Onu da unutmayalım. Olasılıkla ilgileniyorum şu an. Ne yapacağım? Alınan bir tane elma arkadaşlar. Ne yapacağız? Sepette bir elma alınacak ya. E, 17 tane elma var. Toplayın. Bakın hepsini toplayın. 17 tane elma var. Çürük ve sağlamlarla beraber. Kırmızı ve sarılarla beraber. Hepsi toplam 17. 17 elmadan bir elmayı kaç farklı şekilde seçebilirim? 17 farklı şekilde seçebilirim. Hocam nasıl? Bir iyi, kurban olayım sana. Valla. 17 elmadan bir tanesini kaç farklı şekilde seçebilirim? 17'nin birlisi. Deminki soru da 26'nın birlisiydi aslında. Tamam Çok güzel. Şimdi ne diyor? Burada veya bağlacı var. Şimdi veya bağlacının solunda ne var? Çürük, sağında sarı. E çürük olanlar bunlardır. Değil mi arkadaşlar? Sarı olanlar da vallahi bunlardır. Eyvallah. O zaman bunları hemen birleştirin. Yani toplayın bunları. 3, 5 daha 8. 3 daha 11. Yani 11. 11'in birlisi de diyebilirsiniz. 11 tane bir tanesini. Ya da yukarısı 11'dir. Aşağısı 17'dir dersiniz arkadaşlar. Cevabımız 11 bölü 17'dir diyoruz. El evet, sevgili arkadaşlar. İkinci videomuzun sonuna da geldik sevgili arkadaşlar. Bir ara vereceğiz. Aradan sonra durun durun ben size döneyim. Durun durun ben ne yapıyorum? Sevgili arkadaşlar olasılık konusunu diğer konularda olduğu gibi zor görürseniz gittikçe zorlaşır. Gerçekten kompleks düşünürseniz gittikçe kompleks düşünürsünüz. Gittikçe aklınız bulanır ve gittikçe zorlaşır yapamazsınız da. Lütfen sevgili arkadaşlar sadece şu cümleyi kendinize kurun. Bakın tüm dürüstlüğünü de söyleyin. Söylüyorum. Ya bu konu çok zorsa bu karşımızdaki adam bize anlatan adam yapmaması gerekiyordu. Bu adam doğunun bir köyünden gelmiş bir şekilde kendini geliştirmiş oturmuş yapmış çalışmış demek ki yapabil, yapılabiliyor. Bu adam yapmışsa biz de yapabiliriz demeniz gerekiyor. Birçok öğrenci ne yazık ki kendisine özgüveni olmadığından dolayı zekaya taptığından dolayı çok özür dileyerek söylüyorum. Çünkü insanlar günümüzde insanlar zekaya tapıyor. Bu çok yanlış bir şeydir. Bazı insanları kendisinden çok üstün görüyor. Diyor ki valla bu çok zekidir ya. Ben asla buna ulaşamam. O zeki olan var ya senden zeki değil. E Ama böyle davrandığın zaman aptal oluyorsun. Niye aptal oluyorsun? Çünkü kendini aptal yerine koyuyorsun. Halbuki sen çalışırsan ona yetişebilirsin. O adam zeki değil. Çalıştığı için zekidir. Ama hocam bir adam tanıyorum. Eee, hiç çalışmamış ama çok zekidir. Ya kardeşim bak. Geçmişini bilemezsin o adamın. Bizim yani biz arkadaşlar kompleks yaratıklarız. Biz doğduğumuz andan itibaren çevresel şartlar, bilmem ne şartlar, aile ortamı, yaşadığımız baskılar, yaşadığımız olaylar, gittiğim, aldığımız eğitimler hepsi de birbirinden farklıdır. Dolayısıyla büyüdükçe zeka farklı şekillerde pratikleşebiliyor. Yani herkes eşit zekada doğuyor. Ama bir şansımız daha var. Yani şunu diyebilirsiniz hocam ya ben şanssızım o zaman. Ya yani neden İngiltere'de doğmadım? Evet bunu söyleyebilirsin. Ama İngiltere'deki adam şu an uyuyorsa, çalışmıyorsa, sen şu an oturup bu saatten sonra, bu yaştan sonra oturup güzel bir şekilde çalışırsan İngiltere'deki adamı ikiye katlarsın. Şu an zeki gördüğün adamı ikiye katlarsın. Çünkü çalıştıkça zeki, zeka gelişir. Bunu unutmayın. Bunları neden söylüyorum? Bir konuyu zor görürseniz yapamazsınız. Lütfen kimseyi kendinizden üstün görmeyin sevgili arkadaşlar. Hiç kimse sizden üstün değildir. Seviyorum sizi. Gitmeden videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim sevgili arkadaşlar. Ee, ne diyeceğiz? Olasılık konusunun 3. videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.